Nasılsın? İyiyim. Kaç yaşındasın abi? 10 yaşındayım. 10 yaşındasın. Ben 51 yaşındayım. Çocuk olmanın en kötü yönü nedir? Büyüklerin dediği her şeyi yapmak zorundayım. Evet. Yetişkin olmanın en kötü tarafı nedir? Veba. Siz gelecek nesillere şehrimizi, ülkemizi daha iyi taşıyabilmek için üzerimizdeki yük. Ali'cim sen hiç aşık oldun mu? Olmadı. Siz oldunuz mu? Eşime oldum. Benim en çok üzüldüğüm şey babamın ölümü. Hayatta en sevdiğin kadın kim? Anne. Benim en çok sevdiğim sen kim? Annem ve eşim. Neşet Ertaş'ın dediği gibi iki tane nimetim var. Bir adam, bir yar. Bir gün uyandığında bu şehrin belediye başkanı olsan ilk ne yapardın? Bütün mahalleleri bir tane çocuk parkı yapardım. Peki siz belediye başkanı olarak ne yapmak istiyorsunuz? Sizlere daha iyi bir gelecek hazırlamak, yaşam kalitesi yüksek bir şehir hazırlamak, marka değerini artırabileceğimiz bir şehir yaratmak. Bana hayat ile ilgili tavsiyede bulunabilir misiniz? Bir saat sonra onu hatırlamayacaksınız belki. 4 saat. Öyle düşünüp kendinizi yatıştırır mısınız? Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Siz de bana hayat ile ilgili bir tavsiye verebilir misiniz? Her şeyden önce iyi, dürüst, anne ve babasını seven, vatanla mensubiyet duygusuyla bağlı, hedeflerini koyup bu yönde çok çalışan, ilerleyen, düzgün bir insan olmasını. Benim sana tavsiyem bu. Evet.